Haber merkezinden mutlu günler. Gün ortasıyla karşınızdayız Sayın Seyşar. Günün getirdiği gelişmeleri paylaşacağız. Londra'ya başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Londra'daki temaslarını sürdürüyor. Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluşan Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunu belirlemek amacıyla bir proje başlattıklarını açıkladı. Kıbrıs konusundaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs Türk halkının onuru, güvenliği, geleceği ve varlığının teminatı olduğuna vurgu yapan Tatar, Doğu Akdeniz'de kilit bir devlet konumuna gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkılması, geliştirilmesi için Türkiye ile birlikte sonuna kadar mücadele vereceklerini söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak lobicilik çalışmalarını elden bırakmadan özellikle İngiltere ile ilişkilerin gelişmesi için burada yaşayan Kıbrıs Türk toplumuna büyük görevler düştüğünü de ifade etti Sayın Seyirciler. Bu haberin ayrıntısını, Londra'da yapılan temasların diğer detaylarını az sonra sizlerle paylaşacağız. Yine İngiltere ile devam ediyoruz Sayın Seyirciler. Bir fuardayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2022 Dünya Turizm Fuarı'nda temsil ediliyor. Bugün başlayan ve 9 Kasım'a kadar sürecek fuarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaklaşık 160 metrekare stand alanı içerisinde modern bir konsept üzerinde ülke güzelliklerini yansıtan görseller kullanılarak tanıtılıyor. BRT de Londra'daki fuarda arkadaşımız Levent Kutay fuara ilişkin detayları bizlerle paylaşacak şimdi ve Londra'ya dönüyoruz. Evet Levent, fuarın ilk günü 3 gün sürecek. Ülke turizmini farklı destinasyonlara açmak adına önemli olan fuardan birindesin. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da orada. Hem fuara ilişkin detayları, oradaki atmosferi hem de Ataoğlu'nun temaslarına ilişkin bizlere neler aktaracaksın? Sendeyiz. Evet Aysel, Londra'dan sana ve tüm izleyenlerimize, dinleyenlerimize merhabalar diyelim. Aslında Londra Turizm Fuarı'nın ilk günü, hatta ilk dakikaları diyebiliriz. Az önce fuar açıldı. Ve dünyanın pek çok ülkesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs'ta burada standıyla birlikte senin de söylediğin 160 metrekare standıyla yerini aldı. Alır almaz hatta Kuzey Kıbrıs gibi böyle kompakt turizm, ilgi turizm üstüne kurulu ülkelere ilginin bir anda yoğun olduğunu görebiliriz. Özellikle Covid sonrası, Covid sürecini güvenle atlatan minimum ziyanla atlatan diyelim ülkelerden biri. Ve bu tarz güneşiyle, deniziyle hayli ilgi gören Kuzey Kıbrıs'ın Londra Turizm Fuarı'yla da önümüzdeki dönemde yine hak ettiği ilgiyi göreceğine inanıyoruz. 150-160 metrekare bir alan içerisine ülkemizi simgeleyen ürünlerin yer aldığı görseller ve broşürlerle şu anda artık tanıtım faaliyetleri yoğun bir şekilde başladı ve katılımcılar, tur operatörleri, turizmle ilgili sektörler burada Kuzey Kıbrıs'ın resmi restoranlar birliği, otelciye birliği, seyahat acenteleri, rehberler hepsi burada. Tabii ki basından da bizler de buradayız. Bu tanıtım faaliyetini Londra Turizm Fuarı dünyanın en büyük ikinci fuarı. Berlin'den sonra yine Avrupa ki İngiltere ve Almanya dünyaya en çok turist ihraç eden ülkeler diye tanımlanıyor. Burası da Kuzey Kıbrıs'ın yani Londra piyasasından, Londra turizm borsasından elde edeceği pay, ortak olmak istediği pay oldukça iddialı. Dolayısıyla yeni sezon öncesi burada Kuzey Kıbrıs yerini aldı sevgili Aysel. Biraz sonra, çok kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın standı ziyaret etmesini bekliyoruz. O da burada biliyorsun. Çeşitli temaslara. Ya şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na görebiliyorum. Buraya standa doğru geliyor. Ve o da burada birazdan standı ziyaret edecek. Sayın Cumhurbaşkanı temaslarıyla buradaki incelemeyle ilgili detayları da önümüzdeki dakikalarda aktarırız. Dikkat edelim. Şu andan itibaren tam telefon bağlantımız sırasında söyleyelim ki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Londra Turizm Fuarı'nı şu an Kuzey Kıbrıs standını ziyaret ediyor. Sayın Ersin Tatar'dan çok kısa bir süre sonra da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Uri Ersoy'un da standı ziyaret etmesini bekliyoruz. Başkanım, hoş geldin. Nasılsın? Sayın Cumhurbaşkanım. Evet.
Efendim, nasıl sağ olun? Evet, sevgili Aytel, biraz yayın içerisinde. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, üzerimize yürüyüş seslerine gitmeyince biz de kendisinin elini sıktık. Kusura bakmayın. Biraz kendi doğallığında bir yayın oldu diyelim. Tekrar edeyim. Şu an Aytel'e Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tasar, Kuzey Kıbrıs Sandığı'nı ziyaret ediyor sevgili Aytel. Henüz fuarın başları, ancak ilk dakikalarda ilginin oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Sandığı'na gireriz. Turizm Bakanlığı'nın turizm tanıtma faaliyeti kapsamında büyük önemli bir Londra Turizm Fuarı'nda ülkemiz adına bu kadar çalışmadan sonra, öz verdiği çalışmadan sonra gerekli payı alırız diyelim ve sözü sana bırakalım sevgiler. Evet Levent, 4 mevsim turizmin hiç bitmediği ülkemizde. Dileriz ki farklı destinasyonlardan ülkemize turist sayısını artırırız. Kolay gelsin diyelim sana. Tabii ki evet, sanırım telefon attığımız şu an itibariyle düştü. Levent'e teşekkür edelim. Fuara ilişkin ilerleyen bültenlerimizde yine Levent Kutay'dan detayları almaya devam edeceğiz. Levent'in de aktardığı gibi İngiltere'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar fuarı şu an itibariyle ziyaret etmeye başladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti standına az önce geldi. Bunu da aktarmış olalım bir kez daha. Yine Londra diyelim. Az önce aktarmıştık Cumhurbaşkanı'nın temaslarına ilişkin detaylara bakacağız şimdi, ama bir kez daha tekrarlayalım. Cumhurbaşkanı Tatar Londra'daki temaslarını sürdürüyor ve Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türkler de buluştu. Cumhurbaşkanı Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusunu belirlemek amacıyla bir proje başlattıklarını açıklamıştı. Kıbrıs konusundaysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs Türk halkının onuru, güvenliği, geleceği ve varlığının teminatı olduğuna vurgu yapmıştı. Ayrıntıları hep birlikte izleyelim. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın halkımızla buluşmasına... Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerle buluştu. Toplantıya katılan Kıbrıslı Türklere hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere'nin kendileri için çok önemli olduğunu, lobicilikte kampanya başlatılacağını ve İngiliz muhataplarına yeni siyaseti, Kıbrıs'ın gerçek yerinin anlatılacağını, güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin de yeni siyasetin güçlenmesinde yanlarında olduğunu kaydetti. Bu yolda hep birlikte çalışmalarının önemine dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısı sonrası yeni siyasetin güçlendiğini, kabul gördüğünü söyledi. Hepimiz Kıbrıs Türkler olarak bu topraklarda İngiltere'de vatanımızdan, doğduğumuz coğrafyadan belki binlerce mil uzaklıkta ama yüreğimiz, kalbimiz, duygularımız orayla birlikte. İşte bizi bir arada tutan, bizi bir arada gönül birliği içerisinde bu mücadelede bizleri bu şekilde geleceğe taşıyan bu duygu işte bizlerin milliyetçiliğidir. Hepimiz milliyetçi insanlarız. Hepimiz öz vatanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısı ve Kuzey Kıbrıs'ın gelişmesi için, kalkınması için tap buralardan oraya elimizden geldiği kadar destek veren, bizleri orada mücadeleye bir bakıma taburlardan destek veren, o Kıbrıs Türk halkının tüm zorluklara rağmen haklı davasını sürdürdüğünü, buradaki Kıbrıslı Türklerin de hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek olduğunu ifade eden Tatar, milli mücadele yıllarında Erenköy'de verilen mücadelede de İngiltere'den çıkıp giden vatandaşların hizmet verdiğini anımsattı. Kıbrıs Türk halkı için dönüm noktasının Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta artık geri dönüş olmadığını, verilen mücadele sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu, şimdi de bölgede güçlü bir devlet olma yolunda ilerlediğini söyledi. Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, genç devlete hep destek olduğunu, ekonomik olarak yatırım yaptığını ifade eden Tatar, Londra'nın Kıbrıslı Türklerin en yoğun bulunduğu yer olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşmiş olan kardeşlerimiz de hep Kıbrıs'a destek olmuşlardır. Ama Londra gerçekten Kıbrıs Türklerin bir bakıma dış dünyada en fazla yoğunluklu olduğu bir bölge. Çünkü biliyoruz ki çeşitli farklı rakamlar 300 binlerden bahsetmektedir. Şimdi bunların kaçı vatandaş, kaçı değil? İşte onun tamamıyla bir çalışması içerisindeyiz. Çünkü ne kadar insanımızı kayıt altına alabilirsek,
ne kadar insanımızın vatandaş olduğunu, ne kadar insanımızın vatandaş olmadığını bile kayıt altına mümkün olduğunca alabilsek, işte bütün bunlar aramızdaki o iletişim kanallarının oluşturulmasıyla o birlik ve beraberlik içerisinde gücümüze güç katacaktır. Kıbrıs Türk halkının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunduğu coğrafyada önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tatar, Türkiye'nin desteğiyle yoluna devam ettiklerini belirtti. Tatar, Rum yönetiminin geride kalan yarım yüzyıldan fazla zamanda Kıbrıs'ta bir anlaşmaya yanaşmadığını, her plana hayır dediğini, ancak tüm sözlere rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izolasyonlar altında tutulduğunu ifade ederek amacın Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yama yapıp Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının dik duruşu ve direnmesiyle Kıbrıs'ta yeni siyaseti yürütmekle büyük bir başarı elde ettiklerini ifade eden Tatar, yeni siyaseti bütün uluslararası camiaya anlattıklarını, Birleşmiş Milletler'de kayıt altına aldıklarını, Türkiye'nin de bu konuda arkalarında olduğunu vurguladı. Dolayısıyla yeni siyasetin eğer bir anlaşma olacaksa Türk devletiyle birlikte iki devletin işbirliği olması gerektiğini bütün dünyaya haykırabilmemiz, en üst düzeyde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Eylül bundan 6-7 hafta kadar önce Birleşikler New York'ta genel kurulda bütün dünyaya artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıma zamanı gelmiştir demesi esasında bizlerin yeni siyasetinin güçlenmekte olduğunu göstermektedir. Devletin kökleşmesi, evet, gelişmesi için elden ne geliyorsa yaptıklarını ifade eden Tatar, yeni siyaseti yanlış görenlerin olabileceğini, ancak tanınma çağrısı ile yeni siyasetin güçlendiğini, zaten yıllarca sürdürülen federasyon beklentisinin hep boşa çıktığını, çünkü çoğunluğun azınlığı yönetmek istediğini anlattı. Sıfır asker, sıfır garanti ve güvenlik AB tarafından sağlanacak sözüne inanmak için saf olmak gerektiğini ifade eden Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. İngiltere'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik sorumlulukları olduğunu ifade eden Tatar, parlamentoda bunları dile getireceğini, bütün haksızlıkların dile getirileceğini, hatalarını söylemeye devam edeceklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin artık Kıbrıs'a farklı bakması gerektiğini, çünkü Kıbrıs Türk halkının eşit ve ortak olduğunu söyledi. Şimdi biz mücadelemize devam ederken bir kere aramızdaki bağların, aramızdaki ekonomik köprülerin, aramızdaki kültürel mirasın muhafazası ve güçlendirmesi noktasında özellikle yeni neslin, gençlerin bizlerle birlikte bütün bu çalışmalara dahil edilmesi en büyük temennim ve dileğimdir. Türkiye'nin her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu, en önemli zenginlik olan suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirdiğini ifade eden Ersin Tatar, ülkeye önemli yatırımların devam ettiğini, pandemide ekonominin zor durumda kaldığını ama Türkiye'nin desteğiyle bugün pandemi öncesi rakamların yakalandığını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir destinasyon olduğunu belirten Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizmi, eğitimi, kültürü, sosyal yaşamı ile dünyanın farklı ülkelerinden insanları çekmeye başladığını dile getirdi. Diye düşüncesi içerisindeyim. Bunu sürekli olarak gündemde tutuyorum. Sürekli olarak ilgili taraflarla, arkadaşlarla, gerek milletvekilleriyle, gerek partilerle görüşmekteyim. İnşallah gün göre çok gecikmeden bu konularda bir takım gelişme olabilecek ümidi içerisindeyim. O bakımdan değerli kardeşlerim, işte yoğun bir ziyaret içerisindeyim. İnşallah bütün yapacağım görüşmeler hayırlara vesile olur. Ama bugün burada sizlerle toplanabilmek, sizlerle bu sohbeti yapabilmek, bu konuşmayı yapabilmek benim için çok anlamlıydı. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne her zaman inandığını ifade eden Tatar, hep bu yönde çalıştığını, devlete sahip çıktığını ifade etti. Tatar, Londra'da ticaret odası temsilciliğinin de açıldığını, karşılıklı olarak ticari temasların da süreceğini söyledi. Muhaciret affına bakalım. İçişleri Bakanlığı muhaciret affı hakkında yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunanlar ve cezaya düşmüş olan yabancılar muhaciret affının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesindeki adresine girerek online olarak bir asgari ücret ödeyerek aftan faydalanabilecek.
İçişleri Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izinsiz olarak bulunmaları sebebiyle cezaya düşmüş yabancılara af öngören ve halk arasında muhaciret affı olarak bilinen Yabancılar ve Muhaciret Değişiklik Yasası 6 Kasım 2022, 3 Şubat 2023 tarihleri arasında her iki tarih dahil 90 gün süreyle geçerli olacağını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunanlar ve cezaya düşmüş olan yabancılar, muhaciret affının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde İçişleri Bakanlığı resmi web sitesi içişleri.gov.ct.tr adresine girerek online olarak bir asgari ücret ödeyerek aftan faydalanabilecek. Cezaya düşmüş ve yurt dışında bulunan yabancılarsa yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurtdışı konsolosluklarına veya temsilciliklerine 90 gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları ve muhaciret dairesinin gerekli incelemeyi yapıp onay vermesinden sonra ülkeye girişlerinde bir brüt asgari ücret ödeyerek aftan yararlanabilecek. Ancak 4 Kasım 2021 ile 31 Ocak 2022 tarihleri arasında 18'e 2021 sayılı Yabancılar ve Muhaciret Değişiklik Yasası'yla çıkan muhaciret affından faydalanan kişiler bu muhaciret affından faydalanamayacak. Bakanlık açıklamasında ceza ödemeden muaf tutulacaklar hakkında bilgi de verildi. Bakan Taçoy'un konuya ilişkin değerlendirmeleriyle devam edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy bugün yürürlüğe giren muhaciret affından yaklaşık 5000 kişinin yararlanmasını beklediklerini söyledi. Taçoy denetimlerin sürdüğüne de işaret ederek cezaya maruz kalınmaması için bir an önce af için başvuruda bulunulması çağrısı yaptı. Yani asgari ücretle ilgili... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, BRT'de katıldığı Manşet Artı programı da bugün yürürlüğe giren muhaciret affına ilişkin bilgi verdi. Muhaciret affına yönelik başvuruların online yapılabileceğinin altını çizen Taçoy, çalışma yaşamına ilişkin konulardan ihraç kararı olanların da kapsama dahil olduğunu söyledi. Taçoy, bir asgari ücret tutarında ödeme yapılarak sisteme dönüş sağlanabileceğini belirterek başvurudan itibaren 10 gün içerisinde ödemenin yapılması gerektiğini kaydetti. Şimdi af geldi, af var. Diğer taraftan teşvik var aralığa kadar. Biz bu çerçevede denetimlerimizi devam ettireceğiz. Ve bir iş yerinde eğer kayıtsız çalışan birisi varsa o cezaya tabi tutulacak. Bu bir tehditvari davranış değil. Bu esasında piyasadaki dengeleri tutmak ve piyasayı daha düzenli, daha disipliner bir yapı içerisine sokmak için yapılan bir davranış şeklidir. Bakan Taçoy, aftan 4-5 bin kişinin faydalanmasını beklediklerini kaydederek, bunun yanı sıra yaklaşık 2 bin çalışma izni çıkarılmasını da öngördüklerini söyledi. Kaçak durumunda olan kişilere son günü beklemeden başvuruda bulunmaları çağrısı yapan Taçoy, devam eden denetimlerde cezayla karşılaşılmaması için erkenden başvuru yapılmasını istedi. 90 günde olsun da bu çalışma izni yapalım. Böyle bir mantık içerisinde... Meclise gidelim. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama görevini yerine getirmek üzere toplandı. Genel kurulda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin ek protokolle yapacağı katkının detaylarının çarşamba günü Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Başbakan Ünal Üstel tarafından açıklanacağını vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı. İlk olarak onaya sunuşların yapıldığı genel kurulda polis örgütü kuruluş görev ve yetkileri değişiklik yasa tasarısına ivedilik alınması gündeme geldi. Muhalefetin hükümetten bilgi talep etmesi üzerine hükümet adına söz alan Maliye Bakanı Alişan Şan, polis teşkilatının ülkenin en önemli kurumlarından biri olduğunu ve genel müdürün görev süresinin sonuna geldiğini ifade ederek gerekli görevlendirmelerin yapılabilmesi için yasal düzenlemelere gerek olduğunu anlattı. Ardından söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Polis Genel Müdürlüğü'nün herkesin üzerinde durması gereken hassasiyetli bir kurum olduğunu, üzerinde ciddi iş yükü bulunduğunun bilindiğini ve söz konusu yasa tasarısının titizlikle ele alınması gerektiğini söyledi. Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Özdemir Berova ise konunun komitede görüşüleceğini belirtti. Ardından yapılan oylamada tezkerenin komitede görülmesi oy çokluğuyla kabul edildi. 62. madde tahtında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman son siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti ile yeni bir ek protokol imzalanacağı açıklaması yapıldığını,
Ancak bununla ilgili meclis ve ana muhalefete bilgi verilmediğini anlatan Erhürman eleştirilerde bulundu. Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın TİPİK'le ilgili verdiği bilgilerde bunun bir özel şirket olduğunun görüldüğünü de ifade ederek, özel bir şirketle ihale yapılması amacıyla 5 yıllık bir sözleşme yapılmasının yanlış ve bağlayıcı olduğunu belirtti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise TİPİK'in durumuna açıklık getirmek istediğini ifade ederek imzalanan protokolün detaylarını paylaştı ve TİPİK'in Türkiye'deki BOTAŞ'ın altındaki bir şirket olduğunu söyledi. Başbakan Ünal Üstel'in yıllık 200 milyon dolar olan navlunun TİPİK tarafından ödenmesini sağlandığını da kaydeden Arıklı, uluslararası bir protokolle yakıtın ülkeye geleceğini, ödemeyi Türkiye'nin yapacağını anlattı. Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ek protokolle yapacağı katkının detaylarının çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la Başbakan Üstel tarafından açıklanacağını da belirtti. Arıklı, navlunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödeneceğini, bunun protokolde yer alacağını da ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hademelerle ilgili eleştirileri yanıtlarken davanın mahkemede olduğunu, mahkeme kararına uygun hareket ettiklerini, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için de gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Genel kurul haberimiz yayını hazırlandığı sırada çalışmalarını sürdürüyordu. Tezkereyi oylarınıza... Kurumumuza ilişkin bir haberle devam edelim. Sayın seyirciler, Baysen'le Berete arasında toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı. Haberi takip eden arkadaşımız Ali Sefer ayrıntıları bizlerle paylaşacak. Evet Ali, sendeyiz. Aysel merhaba. Evet, bugün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları için önemli bir gün ve Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu'ndaydık az önce. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Baysen arasında akdedilen 2022-2023 2023 Aralık ayında sona erecek olan toplu sözleşme imzalandı. Tabii Başbakan Ünal Üstel'in huzurunda, biliyorsunuz toplu sözleşme sendikayla kurum arasında bulunuyor ve Başbakan da davetiyle bu toplantıya, bu imza törenine katılıp imzasını atıyor. Kendi huzurunda atılan imzayla bugün BRT'nin yeni toplu sözleşmesi yürürlüğe girmiş oldu. İmza anından itibaren yürürlüğe giren toplu sözleşmenin iki önemli kazanımı var. Bu da zaten yapılan konuşmalarda deklare edildi. Birincisi, ihtiyaç sandığı yatırımlarının yükseltilmesi ki uzun yıllardır mağduriyet çeken BRT personelinin bir nebze olsun geleceğe yönelik rahatlatılması sağlandı. Bu maddenin eklenmesiyle diğer bir kazanım ise BRT'de şu anda part-time statüsünde çalışan 27 personelin, 27 çalışanın haklarının toplu sözleşmeyle garanti altına alınması. Bu da uzun zamandır uzun soluklu müzakerelerin ardından kazanılan bir hak olarak toplu sözleşmeye girmiş oldu ve bu 27 arkadaşımızı bundan böyle toplu sözleşmenin tüm haklarından bugün itibariyle yararlanmış olacaklar. Bugünkü imza töreninde Baysen Başkanı İbrahim Kanat, BRTK Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Maliye Bakanı Ali Şanışan ve tabii ki Başbakan Ünal Üstel hazır bulundu. Yapılan konuşmaların genelinde bu toplu sözleşmenin BRT'nin çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin az da olsa giderilmesi üzerindeki memnuniyetten oluşuyordu bu konuşmalar ki Başbakan Ünal Üstel de bugün bir ilke imza atıyoruz dedi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının bu toplu sözleşme ile mağduriyetlerin giderilmesini sağladık dedi, mutluyuz dedi. Çünkü Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ülke için gerek 1974 öncesi ve gerek günümüz döneminde çok önemlidir. Verdiği hizmetleri, çalışanlarının özveriyle yürüttüğü görevleri takdir etmek gerekir dedi. Başbakan Ünal Üstel bugünkü açıklamasında kurum müdürü Meryem Özkurt'la
tüm çalışanların toplu sözleşmeye dahil edilmesi bizleri çok memnun etti. Bu bir ilktir açıklamasını yaptı bugünkü imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada. Evet Aysel, toplu sözleşme imzalandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girmiş durumda. Bunu da izleyicilerimize aktarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Ali. 2022-23 toplu iş sözleşmesi hayırlı olsun diyelim. Kolay gelsin sana. Evet, Ali'nin de aktardığı gibi sayın seyirciler, Baysen'le Bayrak Radyo Televizyon Kurumu arasında imzalanan 2022-2023 toplu iş sözleşmesi protokolü Meclis Mavi Salon'da Başbakan Ünal Üstel'in başkanlığında diyelim imzalandı. Bu protokole ilişkin iki kazanım vardı Ali'nin de bahsettiği gibi. İhtiyaç sandığı yatırımlarının artırılması ve 27 part-time çalışan personelin toplu iş sözleşmesine dahil edilmesi. Ayrıntılar böyleydi. Devam edelim. Güneyden bir haberle devam ediyoruz. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristostomos hayatını kaybetti. Sayın seyirciler, bu sabah hayatını kaybeden 81 yaşındaki Hristostomos uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hristostomos hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Hristostomos 4 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Rum Radyosu'nun haberine göre doktorlar 2. Hristostomos'un ölüm saatini 6.40 olarak açıkladı. 2. Hristostomos'un vekili Baf Metropoliti Yorgios cenazenin halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. 2. Hristostomos 2006 yılından beridir başpiskoposluk görevini yürütüyordu. Hristostomos'un yerine Baf Metropoliti Yorgios'un başpiskopos olarak geçmesi bekleniyor. Gıda enflasyonuna bakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yıllık gıda enflasyonu Ekim ayında çıktı. %130.75 oranıyla rekor seviyesinde kalmayı sürdürdü sayın seyirciler. Süt fiyatı sadece bir ayda %19'a yakın artarken sofralarımızın vazgeçilmezi hellim Ekim ayında %24,13 pahalılaştı. Yıllık gıda enflasyonu genel enflasyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ekim ayında yıllık enflasyon %120,72 çıkarken gıda enflasyonu %130,75 oranıyla rekor seviyesinde kalmayı sürdürdü. Gıda fiyatlarında sadece bir ayda %5,97'lik artış yaşandı. İstatistik Kurumu verilerine göre temel gıda maddelerinden ekmeğin fiyatı bir yılda %146,36 oranında zamlandı. Resmi veriler yine temel gıdalar süt fiyatının Ekim ayında %18,86, yıllık bazda ise %177,11 arttığına işaret ediyor. Hellimin fiyatı Ekim'de %24,13, yoğurdun fiyatı ise %11,26 yükseldi. Böylece hellim bir yılda %165,82, yoğurt ise %134,72 oranında daha pahalı oldu. Et fiyatlarında da artış sürüyor. Kuzey eti pirzolada aylık bazda %3,93, yıllık bazda %68,45. Dana eti kıymada ise aylık %6,89, yıllık %128,14 oranında fiyat artışı yaşandı. Veriler tavuk fiyatının da %165,60 oranında arttığına işaret ediyor. Dış gelişmelere göz atalım. Rusya-Ukrayna savaşında 8 ay geride kaldı. Savaşta özellikle son dönemlerde Donetsk bölgesinde ağır çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir kez daha İran'ın Rusya'ya sağladığı silah desteğine dikkati çekti ve silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk dedi. Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 8 aydan fazladır devam eden savaşta bazı bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların odağındaki Donetsk Oblast'ında bombardımanın ardından bazı araçlar ve binalar zarar gördü. Kent adeta harabeye döndü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesinde Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya makrofinansal destek sağlaması konusunda detayları ele aldıklarını söyledi.
İran'ı Rusya'ya silah tedarik etmek ve böylece savaşı uzatmakla suçlayan Zelenski, Lehn'le konuşmasında bu konuyu da görüştüklerini ve dünyanın İran'a tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi. Zelenski, İran'ın saldırgana silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk ifadelerini kullandı. Rus güçlerinin Ukrayna'da düzenlediği son saldırılarda tekrar İran üretimi İHA'lar kullanıldığını kaydeden Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapılarına hedef almaya devam ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın yapılacak ara seçimler için hazırlıklar sürüyor ve işlemler sona erdi. Ara seçimlere ilişkin yapılan anketlerse birçok eyalette adayların at başı gittiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın yapılacak ara seçimler için erken oy kullanma işlemleri sona erdi. Kuzey Carolina eyaleti Charlotte kentinde vatandaşlar Columbian Alışveriş Merkezi'nde oylarını kullandı. Özellikle Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, Ohio ve Kuzey Carolina ara seçimlerin kaderini belirleyecek anahtar eyaletlerden bazıları olarak öne çıkıyor. Çoğu anket şirketinin araştırmasına göre seçimler birçok eyalette adayların at başı gidiyor. Ara seçim kampanyalarını takip eden siyasi analistler 2020 başkanlık seçimlerinden bu yana her iki kanatta da çoğunluğu elinde bulunduran demokratların ara seçimleri sonrası senatodaki durumlarını koruyabileceği ancak temsilciler meclisinde çoğunluğu cumhuriyetçilere kaptırabileceği tahmininde bulunuyor. İki parti arasında senatoda şu an 50-50 eşit koltuk sayısı bulunurken oylamalarda başkan yardımcısı Kamala Harris'in oyuyla denge demokratların lehine dönüyor. Amerikalılar yarın ara seçimlerde bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin temsilciler meclisindeki 435 sandalyenin tamamı senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa gidecek. İran'dayız. İran'da Maşa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde 304 eylemci ve 38 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. 16 Eylül'den bu yana devam eden protestolara dünyanın farklı kentlerinden de destek devam ediyor. İran İnsan Hakları Kurumu Mahsa Amini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini açıkladı. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu'na ait internet sitesinde yayınlanan raporda ülkede 50 günü aşkın süredir devam eden gösterilere ilişkin bilgi verildi. Ülkedeki 31 eyaletten 22'sine dair rakamların yer aldığı raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan, Beluçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. Raporda Sistan, Beluçistan eyaletinde 118, Mazenderan'da 33, Tahran'da 30, Kürdistan'da 26, Gilan'da 22, Batı Azerbaycan'da 21, Kirmanşah'ta 13, Elborz'da 9, Horasan-ı Rezebi, İsfahan ve Zencan'da 4'er, Loristan Merkezi, Kazvin, Koguliye Bayır Ahmet, Doğu Azerbaycan, Erdebil, İlam, Huzistan ve Hemedan'da 2'şer, Buşer ve Simnan'da ise birer göstericinin yaşamını yitirdiği ölenlerin toplam sayısının 304'e çıktığı kaydedildi. Raporda hayatını kaybeden göstericilerden 41'inin 18 yaşın altında, 24'ünün de kadın olduğu ifade edildi. İran İnsan Hakları Kurumu 1 Kasım'da yayınladığı raporda Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 253 protestocunun öldüğünü aktarmıştı. Kosova hükümetinin Sırp makamlarınca ülkedeki Sırplara verilen araç plakalarının RKS Kosova Cumhuriyeti plakalarına dönüştürülmesiyle ilgili kararı eylemlere neden oldu. Provokasyon olarak nitelendirilen plaka kararı Kuzey Mitrovica'da protesto edildi. Kosova'daki Sırp listesi Partizan Steyser Lazar Meydanı'ndaki protestoya Sırp listesi partisi temsilcilerinin yanı sıra Sırpların başında bulunduğu yerel kurumlardan kişiler de katıldı. Kosova Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanlığı görevinden istifa eden Sırp listesi başkanı Goran Rakic, "Biz sadece barış, barış ve barış istiyoruz. Lütfen provokasyonlara düşmeyin. Biz mücadelemizi barışçıl ve demokratik araçlarla devam ettirmek istiyoruz. Biz yıkıcı faktör değiliz ve hiç kimseyi tehdit
etmek istemiyoruz. Biz sadece imzalanan anlaşmanın uygulanmasını, Belediyeler Birliği'nin kurulmasını, Brüksel'de anlaşmaya varıldığı gibi tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve araç plakaları dahil olmak üzere tüm tek taraflı kararların geri çekilmesini istiyoruz, dedi. Protesto olaysız şekilde sona erdi. Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Sibel Tatar, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını ve beklentilerini iyi bildiğini ve bu sorunların çözümüne katkı koymayı amaçladıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Ben de Varım projesine ilişkin olarak Londra'da Kıbrıs Türk Sivil Toplum Örgütleri ile bir araya geldi. Sibel Tatar, toplantıda Cumhurbaşkanlığı web sayfasında oluşturulan Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler bilgi formu hakkında bilgi verdi ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bu formu doldurup aile ve arkadaşlarına da tavsiye etmesini istedi. Bu sayfada askerlik, miras, gümrük, kimlik, pasaport gibi işlemlerle ilgili bilgilerin yer aldığını ifade eden Sibel Tatar, işlemleri anlattı ve burada sorulan bütün sorularla ortaya konan görüşlere geri dönüş yapıldığını söyledi. Tatar, her sohbette İngiltere'de 300 bin ile 600 bin arasında Kıbrıslı Türk'ün var olduğundan bahsedildiğini, ancak net bir rakam olunmadığını ifade ederek bu formda bazı bilgilerle ilgili sorular sorulduğunu, ancak kayıt yapanların vereceği bilgilerin devlette kalacağını kaydetti. Kıbrıslı Türklerden bu forma katkı isteyen Tatar, ortaya çıkacak kişi sayısının ülkeye güç katacağına inanç belirtti. Kıbrıs Türk halkının yurt dışındaki kişi sayısının öğrenilmesi durumunda Kıbrıs Türk halkının güçlü bir halk olduğunu dünyaya gösterebileceğini ifade eden Tatar, ayrıca Kıbrıs Türk halkının birlik olmasının da önemine işaret etti. Ailelerin çocuklarını Türk okullarına göndermesinin de önemli olduğunu ifade eden Tatar, çocukların ve gençlerin kültürünün, tarihinin ve milli duygularının perçinlenmesi için ailelerin çocuklarını okullara göndermelerini istedi. Bugüne kadar 6000 kişiye yakın kayıt aldıklarını da ifade eden Tatar, projeye destek istedi. Bu projeyi başlatırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Londra'da yaşayan Kıbrıslı Türkler arasında köprü oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Sibel Tatar, buradaki sorunları ve beklentileri iyi bildiğini ve bu sorunların çözümüne katkı koymayı amaçladıklarını söyledi. Önemli olanın birlik olmak, güçlü olmak olduğunu ifade eden Tatar, gelecek için, çocuklar için yapılan bu girişime destek veren herkese teşekkür etti, yayılmasına ve herkese ulaşmasına vesile olunmasını temenni etti. Kıbrıs Türk'ünün kurduğu Türk okullarında bazı sıkıntılar olduğunu da ifade eden Sibel Tatar, bu sıkıntıların aşılacağını söyledi ve ailelerin çocuklarını mutlaka Türk okullarına göndermesini istedi. Buluşmada Sibel Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komite Başkanı Leyla Kemal de eşlik etti. Sibel Tatar katılımcıların sorularını da yanıtladı. Sayın seyirciler, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'nın bir uyarısıyla devam edelim. Bakanlık dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleri konusunda vatandaşı uyardı. Motorlu araçların seyir sefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartıyla yapılabileceği tek adresin vergi dairesine ait sitedeki link olduğu belirtildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı seyir sefer harcını internet üzerinden ödemek isteyen ve Google'da KKTC seyir sefer araması yapan araç sahiplerinin dolandırıcılık amacıyla açılmış internet siteleriyle karşılaştığı kaydedildi. Açıklamada yine aynı amaçla e-odemem.com kkTC-seyirsefer-online-odeme adresli internet sitesinin açıldığının bilgilerine getirildiği ve bakanlığın söz konusu siteye erişimin engellenmesi için harekete geçtiği ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, motorlu araçların seyir sefer ve muayene harcı ödemelerinin internet üzerinden kredi kartıyla yapılabileceği tek adresin vergi dairesine ait online.vergi.gov.jt.tr olduğu ve bu siteye Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın internet sitesi www.bup.gov.jt.tr adresi üzerinden de bağlantı verildiği vurgulandı. Araç sahiplerinin internet üzerinden yapacakları harç ödemeleri için devlet kurumlarına ait internet sitelerini kullanmaları istendi. Talasamya Derneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde hükümet yetkililerine seslendi. Dernek Başkanı Çiğdem Beşevlerli 10 kişinin istihdam beklediğini belirtti ve sorunun çözümü için hükümet yetkililerinden kendileriyle iletişime geçmelerini istedi.
azından siz. Talasemia Derneği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Çiğdem Beş Evlerli engelli istihdamının 16 yıldır yapılmadığını ve bunun endişesi içerisinde olduklarını belirtti. Beş Evlerli ülkede engelli bireylerin engelsiz bireyler kadar kaliteli işleyebileceği kanaatindeyiz. Bizlerin sizin sağlıklı birey olduğu için istihdam yaptığınız kişilerden tek farkımız bize vereceğiniz bu şansı daha iyi değerlendireceğimizdir, dedi. Maaşlarının yetersiz ve tedavilerinin masraflı olduğunu belirten Beş Evlerli, devletin verdiği sosyal yardımla aile geçindirmeye çalıştıklarını anlattı. Beş Evlerli empati yapılmasını ve hükümet yetkililerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi. Buradan benim ivedilikle sayın devlet yetkililerine, devlet mercilerine çağrımdır. Sesimizi duyun. Artık bizim bu hale, bu raddeye gelmemizi beklemeyin. Beş Evlerli, 10 kişinin istihdam beklediğini ve bunun devlete külfet olacak bir rakam olmayacağını söyledi. Dernek As Başkanı Ahmet Varoğlu da engellileri koruma, rehabilite ve istihdam yasasının çalıştırılmasını istedi. İstihdam yasası 2006 yılından beri. Sayın seyirciler, Büyük Av'ın ilk gününde dün bir kişi yüzünden yaralandı. 3 avcı ise kanunsuz avlanırken yakalandı. Polis kanunsuz avlanan 3 kişi hakkında yasal işlem yaptı. Av'ın başlaması nedeniyle ülke genelinde avcı kontrolleri yaptı. Yapılan denetimler kapsamında baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken ava kapalı bölge olan Yuvacık Göleti çevresinde 3 kişinin kanunsuz avladığı tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Gaziveren köyünün batı kısmında ava açık bölgede avlanan 39 yaşındaki Raşit Üzümcü ise başka avcılar tarafından ateş edildiği sırada saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Üzümcü, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı. İş kazasına bakıyoruz. Girne'de dün yaşanan iş kazasında 2 kişi yaralandı. Yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşen 30 yaşındaki Caner Çiçek, cerrahi serviste, 28 yaşındaki Haydar Ardıç ise yoğun bakımda tedavi altına alındı Sayın Seyirciler. Polis basın subaylığı Girne'de faaliyet gösteren bir restoranın balkon kısmında 30 yaşındaki Caner Çiçek ve 28 yaşındaki Haydar Ardıç'ın iskele üzerinde restoranın kepenklerine bakım yaptıkları sırada dengelerini kaybedip yaklaşık 1,5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandıklarını açıkladı. Açıklamada Caner Çiçek'in Girne Doktor Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste, Haydar Ardıç'ın ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ve yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. Güzel yurt. Karayolları Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa Güzel Yurt Anayolu Güzel Yurt Lefkoşa istikametinde bugün asfalt çalışması yapılacağını duyurdu Sayın Seyirciler. Ayrıntılarına bakalım hemen. Karayolları Dairesi Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre 9-18 saatler arasında gerçekleştirilecek asfalt yama çalışması süresince trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek. Söz konusu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. Evet, 13 bültenini, gün ortasını burada noktalıyoruz. Piyasalardaki son durumu az sonra Damla Soyalp sizlerle paylaşacak. Şimdilik hoşça kalın. Gün ortası piyasaları sunar. Gün ortasında piyasalardaki son durumla karşınızdayız. İlk olarak kurlara göz atalım. Dolar TL öğle saatlerinde 18.61'den Euro TL 18.57'den ve Sterlin TL 21.33'ten işlem görüyor. Euro dolar paritesi ise 0.99 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Borsayla devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4.319 puanla
tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından önceki kapanışa göre %2.32 değer kazancıyla 4314 puan oldu. Kripto paralara bakalım. Kripto paralarda aşağı yönlü bir seyir var. Bitcoin 20.764 dolardan, Ethereum ise 1579 dolardan satılıyor bugün öğle saatlerinde. Altın ise sabah saatlerinde güçlü dolar nedeniyle düşüşteydi, ancak öğlene doğru yükselişe geçti. Gram altın 1004 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 1642 TL'den. Cumhuriyet altında 6757 TL'den satılıyor. Altın ons fiyatında ise geriye doğru gidiş var. 1678 dolar seviyesini görüyoruz. Gümüşün ons fiyatı 20.67 dolarda ve petrol Çin'de sıfır vaka politikasına devam edileceğine ilişkin açıklamalar sonrasında artan talep endişeleri nedeniyle fiyatlar aşağı yönlü seyrediyor. Brent petrolün uluslararası piyasadaki varil fiyatı bu çerçevede bugün öğle saatlerinde 98,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Piyasalardaki son durumla karşınızda olduk. Hoşçakalın. Aspan gün ortası piyasaları sundu. Tenis kariyerinin İngiltere'de sürdüren ülkenin yıldız raketi Eriz Malone Yorgancı ard arda katıldığı yüksek seviyeli turnuvalardan başarılı sonuçlar elde ederek yoluna devam ediyor. Eriz 24-30 Ekim tarihleri arasında İngiltere'nin Loughborough şehrinde Uluslararası Tenis Federasyonu ITF tarafından organize edilen W25 turnuvasında yarı finale kadar mücadele etti. Genç raket bu turnuvanın hemen sonrasında ise Shrewsbury'de yer alan bir diğer ITF organizasyonunun W100 turnuvasında korta çıktı. Eriz dünya sıralamasında ilk 50 içinde yer alan iddialı rakiplerle karşılaşma fırsatı yakaladığı turnuvada çeyrek finale kadar yükseldi. Çeyrek finalde bir numaralı seribaşı Ukraynalı Anherina Kalinina karşısına çıkan başarılı sporcu maçı 7-5 ve 6-4'lük setlerle iyi bir mücadele sonunda 2-0 kaybetti. Aksa Futbol Ligleri'nde 7. hafta geride kaldı. Süper Lig'de Mausa Türk Gücü liderliğini sürdürürken 1. Lig'de Yalova zirveyi yeniden devraldı. Mausa Türk Gücü haftayı 5-0'lık Çetinkaya galibiyetiyle tamamlayarak 19 puan ve 19 averajla liderliğini sürdürdü. Miracle Değirmenlik'te aynı puan ve gol averajıyla 2. sırada yer alıyor. 1. Lig'de ise geçtiğimiz hafta liderliğini kaybeden Yalova 7. haftada yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Yalova 1-0'lık Düzkaya galibiyetiyle 16 puanla ilk sıraya yükselirken Bafikürdü 15 puanla ikinci sıraya indi. Trabzonspor Türkiye Spor Toto Süper Lig 13. haftasında sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Ligde geçen haftayı maç yapmadan geçen Trabzon bu sonucun ardından puanını 22'ye yükseltti. Konyaspor ise puanını 21 yaptı. Süper Lig'de hafta bugün oynanacak Fenerbahçe, Demirgrup, Sivasspor ve Atakaş Hatayspor, Medipol, Başakşehir maçlarıyla tamamlanacak. Handball Federasyonu Türkiye İş Federasyonu ile ülke handbolunun gelişimine katkı koyacak protokole imza attı. İşbirliği protokolü ile ilgili tören Ankara'daki Türkiye Handball Federasyonu ait spor kompleksinde düzenlendi. Türkiye Handbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç konuyla ilgili açıklamasında göreve geldiklerinden itibaren Bahadır Ayhan Başkanlığındaki yönetimde çalışma halinde olduklarına işaret etti Kılıç. Bence uluslararası arenada da anlamı olan önemli bir anlaşma bu. Biz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Federasyonu'nun yanında destekçisi olarak uluslararası arenada da var olabilmesi için her şeyden önemlisi oradaki gençlerimizin handbol oynayabilmesi, spor yapabilmesi için spor yapabilme özgürlükler elde etmeleri için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız diye konuştu.
Bahadır Ayhansa işbirliği protokolünün önemine vurgu yaptı ve Türkiye Handbol Federasyonu yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür etti. Ayhan, Türkiye Handbol Federasyonu'nun desteğiyle bugün burada imzaladığımız protokol, çocuk ve gençlerimizin handbol hedeflerini yükseltecek ifadelerini de kullandı. İki federasyon arasında imzalanan protokol, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen birer takımın Türkiye altyapı şampiyonalarına katılımı, ülke oyuncu ve antrenörlerinin Türkiye milli takım tarama ve gelişim kamplarına katılımı, hakemlerin Türkiye'deki kurs ve seminerlere katılımı ve uygun düzeydeki handbol maçlarında görev almaları, plaj ve salon handbolunda ülkede turnuva ve etkinlikler düzenlenmesini içeriyor. Yıldız ve genç yüzücüler hafta sonunda Cumhuriyet Kupası Kulüpler Arası Yüzme Şampiyonası'nda kulaç attı. Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu'nda 2 gün süren şampiyonada Fast Frog, Yıldız Kız ve Erkek yanı sıra genç erkeklerde birincilikleri aldı. Genç kızlar kategorisinde ise Yakın Doğu Üniversitesi ilk sırada yer aldı. 19 rekorun kırıldığı yarışmaların Yıldız Kızlar kategorisinde Fast Frog'u Yakın Doğu Üniversitesi 2. Bluefin 3. izledi. Yıldız erkeklerde Fast Frog'un ardından Yakın Doğu Üniversitesi 2. Bluefin 3. sırada yer aldı. Genç erkeklerde de rakipleri önünde yer alan Fast Frog'u Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 2. Ares 3. sırada izledi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin 1. olduğu genç kızlarda Bluefin 2. Fast Frog 3. elde etti. Basketbol Federasyonu Üniversite Sporları Federasyonu Ortak Organizesi yönelikte yeni sezon 14 Kasım'da başlayacak. Ligin ön eleme grubu ve klasman grubu kuralları çekilirken kura çekimi sonucunda yapılacak ilk maçlarda Avrupa Liderlik Üniversitesi, Gene Amerikan Üniversitesi ve Uluslararası Final Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi takımları sahada olacak. Karşılaşmaların galipleri sırasıyla Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi takımlarıyla mücadele edecek. Masa tenisinde U15 Ferdi klasman turnuvası yapıldı. Kızlarda gençlik gücünden Arem Bıyıklı, erkeklerde ise Bekiroğulları takımından Tuğra Soyer şampiyonlukların sahibi oldu. Kızlarda Üzüm Özel ikinci, Ecem Önder'le Liva Çelik ise üçüncülüğü paylaştı. Tuğra Soyer'in birinciliği aldığı erkeklerde Ali İleri ikinci, Toprak Öztürk'le Kuzey Alev 3. sırada yer aldı. Avrupa liglerine devam edildi. İtalya 1. Futbol Ligi Serie A'nın 3. haftasında Juventus konuk ettiği Inter'i 2-1 yendi. İtalya derbisi olarak anılan maçı kazanan Juventus bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve rakibi Inter'i geçerek 5. sıraya yükseldi. Haftayı puansız tamamlayan konuk Inter ise ligde bu sezon 5. yenilgisini alırken 24 puanla 7. sırada yer buldu. Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 34 puana gelen Arsenal liderliğini korurken Chelsea 21 puanda kaldı. Lig 1'de ise Paris Saint-Germain Lorient karşısında 2-1 galip geldi. Yoluna namağlup devam eden lider PSG puanını 38 yaptı. Lorient'in ise 27 puanı bulunuyor. Amerikan Futbol Ligi MLS'de Los Angeles playoff finalinde Philadelphia Union'u penaltı atışlarında mağlup ederek tarihinin ilk lig şampiyonluğunu elde etti. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü de 3-3 sona eren maçta şampiyonu penaltılar belirledi. Penaltı atışlarında rakibini 3-0 mağlup eden Los Angeles tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazandı. Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers'ı 114-100 yenerek üst üste 8. maçını kazandı. Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Cleveland Cavaliers'da C.D. Osman 19 dakika 15 saniye süre aldığı maçta 9 sayı, 1 rebound ve 1 asistlik performans gösterdi. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, bugün öyle bir yağışlı hava kütlesi geliyor ki öğle saatlerinden itibaren
Yani saat 1-12-1 aralığında öyle bir hava kütlesi geliyor ki yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur getiriyor efendim. Hatta geceleyin özellikle güney kesimlerde etkili mi etkili sağanak yağmur bekliyorum. Evet, bu yağmur ne kadar sürecek diye hemen soruyorsunuz. Duyuyorum efendim, duyuyorum. Evet, yarın da yer yer sağanak yağmurlar gördükten sonra haftanın çarşambasında, perşembesinde ise yağış geçişlerini göreceğiz. Evet, bugün ve yarın hava sıcaklıkları mevsim normallerinin azıcık üzerinde seyredecek efendim, azıcık. Ve bugün Kıbrıs'ta hava önceleri öğlene kadar açık az bulutlu, zamanla veya öğleden sonra çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek. En yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 24, Lefke'de 20, Girne'de 22, Alev Kayası'nda 19, Larnaka ve İskele'de 24, Gazimausa'da 23, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 21, Zaferburnu'nda 20, Limassol'da 23, Baf'ta 24 ve Trodos'ta 12 derece. Ve yağışlı hava kütlesinin etkisine giren Kıbrıs Adası'nda da bu akşam yer yer sağanak yağmurlar, hatta güney bölgelerimizde ise etkili sağanak yağmurları görmek mümkün. Ve bu akşam en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Alev Kayası'nda 10, Lefkoşa'da 12 derece, Lefke'de 17, Girne'de 15, Larnaka, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 15, İskele'de 14, Gazimausa'da 13, Limassol'da 15, Baf'ta 16 ve Trodos'ta 3 derece efendim. Ve yarın parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlar görmek mümkün yine Kıbrıs adamızda. En yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Girne'de 23 derece. Lefke'de 21, Lefkoşa'da 24, Alev Kayası'nda 19, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 21, İskele'de 24, Gazimausa ve Larnaka'da 23, Limassol'da 22, Baf'ta 23 ve Trodos'ta 10 derece. Ve denizlerimizde hava efendim. Evet. Denizlerimizde hava bugün kuzey sahilde 3 ile 5 kuvvetinde ve kuzey ve doğudan bir deniz olacak ki 1,5 metre 2 metrelik bir dalga boyu. Doğuda, güneyde ise ve batıda ise güney ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde 1-1,5 metrelik dalga boyu olacak. Evet, tabii ki bir de deniz suyunu söyleyelim. Artık sıcaklık, deniz suyu sıcaklığı 23 derecelerde seyrediyor efendim. Yavaş yavaş deniz suyu da soğumaya başladı. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.